makine. Bir dakika. Evet. Mix krema denilen 55 litrelik krema pişirme makinesidir. Aslında İtalyanların krema yapmak için kullandıkları bir makinedir. Pişirip homojene ve pastörize etmek için kullandıkları. Ama bizim bıçak sisteminden, kazan sisteminden dolayı Maraş'ta bir dondurmanın yapılabileceği en ideal makine diye düşünüyorum ben. Öyle mi? Denediniz yani. Kazan cidarlarını kazıyor. Maraş'ta bu çok yoğun bir dondurma. Mix çok ağır ve yoğun bir malzeme. O yüzden de etrafını kazınması her zaman daha doğru gibi geliyor. Bu da böyle 55 litrelik pastörizatör diye kullanabiliriz. Yani burada yine aynı şekilde sütü ve diğer sütü katkıları... Sütü ve karışımları kazanın içine koyuyorsunuz. Evet. Programlandığınız devirlerde, programlandığınız sürece... Sıcaklıkta. Sıcaklıkta mixin hazırlanması. Mixi hazırlıyor. Kaç dereceye kadar çıkartabiliyor? Burada şu yandaki gördüğümüz pastörizatörlerden bir farklılığı, bunlarda 105 derecelere kadar çıkabiliyorsunuz. Mix burada çok daha yüksek sıcaklıklara çıkabiliyor. O yüzden zaten Maraş dondurması için daha idealdi. 85 dereceler bazen az gelebiliyor yoğun dondurma için. Ama bu makinede özellikle yoğun ve sert malzemelerin, daha yoğun malzemelerin yüksek sıcaklıklarda pişirmesini sağlıyor. Peki, 105 derecelere kadar çıkabiliyorsunuz. Sonra soğutma yapıyor. Ondan sonra ikinci dönem başlıyor. Pişirmeden sonra soğutmaya geçiyor. Yaklaşık 1-1,5 saat su içine de soğutmasını bitiriyor. 4 dereceye getirip bekletiyor orada. Beklettikten sonra içinde kalabiliyor, bekleyebiliyor. Tamam, sonra freezer'e gönderip aynı diğer tarafta gibi freezer'e gönderip dondurma olarak çıkartabiliyoruz. Evet. Burada da bir homojenizasyona ihtiyaç olmuyor o zaman. Burada da ihtiyaç olmuyor. Çünkü çok iyi karıştırma sistemi var. Homojenizasyonda işte amaç ürünlerin birbirine iyi yapışmasını, iyi karışmasını sağlamak. Peki bunda normal dondurma yapamaz mıyız? Yapılabilir. Yani Maraş tipi dediğiniz için. Evet, o zaman derece işte 95-100 derece değil de 82-83 dereceye ayarlamak lazım. Aksi takdirde karamelleşme başlar, rengi değişmeye başlar. Evet. Ürünün sararma gibi bir olay başlayacak evet. Mikste. O yüzden de o da çok istenmeyen bir durum. Ürün buradan aşağıdan mı geliyor? Burada ürün buradan çıkıyor. Yoğun olduğu için daha büyük ağızla çıkış sağlanabiliyor. Yalnız bunda bir pompa sistemi yok. Oradan doğru kendi ağırlığından çıkıyor. Nereden akıyor bu? Buradan akıyor. Aşağıya. Ha, aşağıdan. Altına koyacağınız kaba evet. Ya bu biraz o zaman yukarıya kaldırılıyor bu cihaz. Yok. Çünkü şey çok böyle aşağıda duruyor da pompayla mı acaba frizere? Yok, buraya koyacağınız bir kabın içine alabiliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Tamam. Herkese bunda da yine böyle operasyon sonrasında temizlik ve yıkama için masajlı fıskiyesi ve temizlik alalım. Tamam.